Kolombiya. Mercedes. İşte bakın. Evet, Engin Akyürek geldi. Oyuncular geliyor arkadaşlar. Oyuncular geliyor. Önce fotoğraf çekilecek arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar İrem burada. Bakın Engin'in yanında. Evet, bakın. Arkadaşlar, şöyle biraz dar. Şöyle bir şey. Şöyle ben şöyle geçeyim. Işıklarını fotoğraf alacağız. Beyler biraz gelin, önce fotoğraflar alalım. Evet, Işıkların abi, önünü lütfen boş bırakalım. Işıkların önü. Kanka geri gel biraz daha. Gel. Evet. Buraya ortaya bakabilir miyiz hep beraber? Daha aşağıda da bir iki. Şöyle yapalım. Buradayız lütfen. Hep beraber buradayız. Şimdi bir de burayı alabilir miyim? Bir kare daha alıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüyorsunuz, şimdi röportaj yapıyoruz arkadaşlar. İşimiz artık konuşabiliriz, çok spoiler vermeden. Vallahi biz çok heyecanlıyız bugün aslında. Yani çok emek sarf ettiğimiz bir yıldır hayatımız olan kaçış seyirciyle buluşacak Disney Plus'la beraber. Çok emek verdik. Çok derdi olan, bir şey anlatmak isteyen bir hikaye. Ve bunu da çok samimi bir şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Bundan sonrası tabii ki seyirci söyleyecek ama biz ekip arkadaşlarım olarak, yani burada olan, olmayan bütün arkadaşlarım adına biz iyi bir iş çıkardık. İnşallah yolu ve yolculuğu da güzel olur. Peki hikayede sizin de bir rolünüz var galiba. Yani hikayeyi yazarken sizin de bir payınız var galiba. Nasıl düşündünüz, nasıl geldi? Bundan biraz bahsedebiliriz. Ben 2017 yılında bir hikaye yazdım, kaçış adlı. Biraz o dönemde işte bir adamın kendisiyle, vicdanıyla baş başa kalması ve bununla karşı karşıya kalması üzerine bir hikaye dolaşıyordu kafamda. O dönemde yaşananlar, işte o dönemin konjonktürü bu hikayeye denk geldi. Ve sonra hikaye gelişerek, işte Ali Doğançay'ın senaryosu, sonra Yağız Hoca devreye girdi. Gelişti ve bugüne geldi ve Disney Plus'ta seyirciyle buluşacak. Benim adıma çok manevi bir tarafı da var. Bir oyuncu olarak ilk defa kendi hayal ettiğim bir şeyin içerisinde ama bu yolculuğa tanık oldum. O da benim için çok keyifli ve güzeldi. İddialı geliyor ve siz de ilk aslında Disney Plus'ta yayınlanacak özellikten sonra olacaksınız. Nasıl çalıştınız? Disney Plus'ın size katkısı ne oldu? Biraz daha bahsedebilir miyiz? Tabii ki ilk işini bizim yapıyor olmasının büyük bir sorumluluğu var aslında, lansman ışık kaçış. O anlamda o standartlarda ve o güçte bir hikaye anlatmamız ve iş çekmemiz gerekiyordu. Tabii ki işin her anlamda da evrensel olması ve dünya seyircisiyle buluşacağı için biz o standartları yakalayabilmek için çaba sarf ettik. Güzel bir yol arkadaşlığı oldu bence Disney Plus'ta. İnşallah Disney'de... Dünya diyorsun şu an canlı yayında. Dünyadan sana sevgi yolluyorlar. Ben de onlara sevgi. Polonya'sından, Brezilya'sından, Bolivya'sından, Kanada'sından kadar. Hepimize tabii. Bu kadar sevgili...
Ben de onlara sevgi gönderiyorum. İnşallah kaçışı da severler izler. Gerçekten Disney Plus'ın ilk dansman içinde olmak gerçekten çok heyecan verici bir şey. Güzel ve keyifli bir iş yaptık. Zeynep bence güçlü bir karakter. Gücü olan ve bunu sürdürmeye çalışan ama sürdürmeye çalışırken de tökezleyen, tökezlerken de yine de o gücü barındırmaya çalışan bir karakter oldu. Bakalım göreceğiz yani. Hani ben böyle düşündüm ama seyirci nasıl karşılar hep birlikte göreceğiz. Peki çekimler nasıl geçti? Birazcık çekimlerden bahsedebilir misiniz? Çekimler... Hadi hem... bakalım. Nasıl anlatayım şimdi? Şimdi bana atıyorsun değil mi? zorlu bir sürecimiz vardı. Senaryonun zorlu bir süreci vardı. Sağ olsun Antep'in havası da bizi bu zorlu şartlara iyice sürükledi. Ama bence bu bize aynı zamanda yardımcı oldu bazı şeylerde. Hem bizi bütünleştirdi hem de bize yardımcı oldu. Bence güzel bir zaman geçirdik. İyi de olduğunu düşünüyorum. Umarım seyirciler de böyle düşünür. Savaş zor muydu? Ya zordu aslında sizin mesleğinizi yani sizin daha iyi anlayabileceğiniz bir şey var, o durum var. Haberin peşinden koşmak, gerçeğin peşinde koşmak. Yani ben çocukluğumdan beri savaş muhabirlerine ilgi duymuşumdur zaten. Hem zordu hem de ilgi çekici ve heyecanlı. Yani haber peşinde koşmak, haberi yakalamak, haberin kokusunu almak enteresan, anlıyorum sizi yani. Çok şükür olmadı. Valla olmadı değil mi hocam? Yok, yani olmadı. Bayağı böyle ağır. Aslında çok